Şal isteyebilirim bu arada üşüyorsanız. Kadıköy'de karşılaşmıştık, hatırlıyorsunuz değil mi? Kahve içerken. Yok, o adresi bilmiyorum ben ya, kusura bakmayın. Adres mi sordular? Evet, ya İremciğim, insanların elinde akıllı telefon ama kimse adresi oradan bakmıyor. Hiç. Neyse. Evrenciğim bu arada ya kusura bakma ama Tolga gelecekmiş. Kıramadım, çok önemli bir şey söyleyeceğim dedi. Ben de gel dedim, ne yapayım? O kadar da plan yapmıştım. Gelsin ya. Tolga'nın da benim en kıymetli arkadaşım çünkü seninle tanışmama vesile oldu. Ya. Biz sinemaya sonra gideriz, her gün bizim İrem. Gerçekten mi? Evet. 14 Şubat'ta ne yapıyorsun, işin var mı? Yani henüz bir sevgilim olmadığı için işim de yok. Aa, nasıl olmaz ya? Seni yalnız bırakır mıyım ben? Artık o gün bir planın var. Birlikte geçiyoruz. Nasıl yani? Evet, o gün birlikte. Tamam. Evet, iyi ben. Tolganzo. Hoş geldin. Ya hoş bulduk da yani yalnız olacağız diye tahmin etmiştim ben. Tolga'cığım ben sana yalnız olacağız demedim ki. Kafedeyim, gel dedim önemli bir şey anlatacağım deyince. Hatta bizim Evren'le bir planımız vardı. Sen geleceksin diye iptal ettik. Evet abi, ben yabancı mıyım ya? Anlat anlat, ne oldu? Ne oldu, anlatsan. Neyse, çok gizli bir şey değil zaten. İsmail Bey beni de kovdu. Ne? Ne demek kovdu ya? Nasıl kovar seni? Niye? Otur anlat hemen. Tolga bu iftirayı sana kesin tutku attı. Aynı bana attığı gibi. Ya onun düzeldiğini düşünmekle çok hata etmişiz ya. Tutku'ya bak sen ya. Kim bu Tutku? Ya boş ver Evrencim, bir de sen bulaşma ya. Ya İrem ne yapacağız şimdi ya? Bak abicim, önce sakin olacağız. Neden? Senin o tarihte, o saatte şirkette olmadığın kamera kayıtlarından belli değil mi? Evet. Bunu kanıtlarız. Üstelik ne kadar taklit ederlerse etsinler, senin imzan senin imzandır abicim. Bunu da kanıtlarız. Benim adli tıp uzmanı arkadaşlarım var ya. Herkesi tanırım İremciğim ya. Bir çevrem var görsen. Bu iş bende. Ben halledeceğim onu. Evren doğru söylüyor. Vallahi aslında haklısın. Ya ben gideyim o zaman, kamera kayıtlarını çıkarttırayım. Oradan çözeriz işi. Evet. Ben nasıl düşünemedim bunu ya? Ya ama... Ya İrem, düştüğümüz hale bak ya. Yani bugün İsmail Bey resmen sana suçlu muamelesi yaptı. Bana da senin işbirlikçin muamelesi yaptı. Ya acayip sinirlendim ha. Sinirlenme, sinirlenme Tolganzo. Siz içinizi ferah tutun. Abi adam nasıl olsa belgeleri isteyecek. O belgelerin üstünde de tarih var, saat var, kamera kayıtları da var. Kurtulacaksınız. Ya içimizi çok rahatlattın. Teşekkür ederiz. Ne zaman istersen içini rahatlatırım İrem. Ya İrem. Ya ben sana bu çocuğa güven olmaz, tekin bir çocuk değil, bununla görüşme demedim mi ya? Sen niye takılıyorsun hala bununla? Ay çünkü Evren'le çok eğleniyorum Tolga. Ayrıca senin de bu fikrine hiç katılmıyorum yani. Nereden çıkarıyorsun bunları? Nereden mi çıkartıyorum? Evet. Ya ben bu çocuğu yıllardır tanıyorum. Bak bu çocuk bugün İrem'le, yarın Selin'le, öteki gün Demet'le. Yani şıp sevdidir bu çocuk. Hı hı. Vallahi bak tek çiçekle böyle bahar getirmez. Hiç öyle bir çocuk değil, uydurma. Nasıl değil ya? Tolganzo. Senin işi hallettim. Postaneye bile gitmene gerek yok abi. Onlar sana mail atacaklar. Üzerinde saat, tarih, her şey var. Bir de sen imzanın bir fotoğrafını gönder bana. Gerçi gerek yok. Kamera kayıtlarından her şey nasıl olsa ortaya çıkacak. Siz de kurtulacaksınız. Çok teşekkür ederiz sana Evren. Ne demek İrem? Ben şu telefonu bir şarja takayım. Geliyorum. Ayıp sana yani. Bak çocuk senin işini halletti. Bir de neler sallıyorsun arkasından. Bu başka, bu başka ya. Ne kadar iyi değil mi? Her şey çözüme kavuştuğuna göre artık sinemaya gidebiliriz değil mi İrem Hanım? Tabii ki gidebiliriz. Sen de gelsene Tolga istersen. Sinemaya mı gidiyorsunuz? Evet. Yok, ben hiç havamda değilim. Yani seni de anlamıyorum hiç İrem. Ya daha bu olay bir çözüme kavuşmadı. Ne kadar zamandır işsizsin. Oo, rahatlığa bak vallahi. Oturup her gün buna mı ağlayayım Tolga? Hayat geçiyor. Evet Tolganzo. Sen de birazcık hayata karış. Eğlenmene bak abi. Nasıl olsa çözülecek. Evet. Ben gelmem sinemaya falan ya. Hesabı alabilir miyiz? Hallettim ben, hallettim. Sen başla. Allah Allah. Ya da dur. Şimdi senin paran yok. İşsin. Ne yok, var benim param ya. Tamam be oğlum. Oh, erkek adamsın, cebinde bulunsun. Ya tamam. Oğlum bir gitsene. Hasta mısın? Tamam, nesin ya? Ya? Konuşma hadi. Hazır mıyız? Hazırım, hazırım. Boyattım ben. Görüşürüz. Ya sinemaya gidiyorlar ya. Oh.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutarım.